Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Skyblock serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Skyblock serimizin 6. bölümündeyiz. Evet arkadaşlar, 6. bölümdeyiz. Bir an matematik yetmedi sandınız değil mi? Ama yetti. Şaka yaptım. Evet. Neyse. İsterseniz arkadaşlar hızlı bir şekilde geçelim. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Bugün Skyblock'ta kaldığımız yerden dediğim gibi devam edeceğiz. Etrafı genişletiriz belki. Bir orada bir bilgi öğrendim. Gördüğünüz gibi artık blok sayımız yazıyor yani. Şöyle de göstereyim blok sayısını kanıtlamak için. Mesela durun bir blok kıralım. Evet, bu blok kırmayacaktık. Dur, yanlış yaptık. Karıştırdık biraz. Mesela isterseniz diyelim şuradan bir blok kıralım abi. Evet, gördük ve 566'ya çıktı arkadaşlar. Blok sayısı artık görünüyor gördüğünüz gibi. Optifine'ımız da açık. Şurada zaten blok sayımız yazıyor. Bunu nasıl yaptım derseniz, yani release'de yapınca Optifine açamıyoruz. Optifine'da açınca Relays'i açamıyoruz. O yüzden Relays Optifine kullanınca ikisi birlikte açık oluyor. Size de tavsiye ederim. Bugün biraz kazacağız arkadaşlar. Biraz yine alanımızı genişleteceğiz. Ve biliyorum yani hızlandırmamdan bayağı sıkıldınız. O yüzden oraları keseceğim, bir şeyler yapacağım. Bu arada yani ekranda etrafımda şey var. Çerçeve var büyük bir ihtimal siz şu anda izlerken. Nasıl buldunuz çerçeveyi yoruma yazmayı unutmayın. Çerçevenin altında ismim yazıyor. Size ismim mi yazayım yoksa yani oyun alemimiz olan Game Day Game Family mi yazayım? Hangisini yazayım? Yorumlara onu da yazmayı unutmayın lütfen. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde geçelim. Şuradan eşyalarımızı alalım ve kırmaya başlayalım. Evet, bu arada bir tane kürek yapmamız lazım. Şu demirlerle yapacağım. Şöyle hemen küreğimi yaptım. Evet, şunları koyalım hemen. Evet, kazmaya başlayabiliriz. Umarım bu arada bugün güzel şeyler çıkar ve kaçacak en azından yerlerimiz var. Yaratık falan gelirse bayağı iyi olur. Toprağın çıktığına bu arada çok mutluyum. Toprak çıksın yani. İleride az çıkacakmış biliyorsunuz. Bu arada şurayı da genişletmemiz lazım. Yani orası da biraz daraldı. O tarafa doğru. Bu arada arkadaşlar şunları kıracağım. Bunları şuraya koyacağım. Evet arkadaşlar, koydum. Neden derseniz geçerken falan çok takılıyoruz. O yüzden zorluk olmasın diye. Evet. Tavşan çıktı ve üstü kırıldı normal olarak. Gelin beyler. Sizi ben nasıl götüreceğim şimdi? Şöyle havucu alalım. Gelin bakalım. Küçük dostlarımızı hemen hızlı bir şekilde götürelim. Evet arkadaşlar, tavşanımızı birine koydum yani. Güzel. Şuraları da bu arada kapatacağım. Nedense o tavşanlar çıkabilecek gibi hissediyorum. Evet, devam edebiliriz kazmaya. Bu arada şu havucun yerine küreği koyalım. Aa, sandık geldi. Deri ve ip geldi. Güzel. Hayır, örümcek reis. Örümcek reis, merhaba. Bu arada arkadaşlar şurada ne güzel dekorasyonumuz vardı. Bozuldu ya tavşan gelince. Neyse. Sıkıntı yok, onu yaparız yine. Kardeşim şimdi aşağı düşeceksin. İpini alamayacağız. Evet, güzel. Evet arkadaşlar, biraz kazdım ve Creeper Reis geldi. O arada patladı ve hiçbir şey olmadı. Ne oldu Creeper Reis? Patladın, bir şey olmadı mı? Evet arkadaşlar, biraz kazdım ve yani cidden bayağı güzel şeyler çıktı. Yerine şunu şuraya koyalım. Üstüne de kırık taş yarım blok koymamız lazım, bir saniye. Evet, kırık taşımız varmış. Boşuna almış olduk ama olsun. Güzel. Dekorasyonumuz artık duruyor. Hadi bakalım. İsterseniz arkadaşlar hızlı bir şekilde şu ağaçlarımızı keselim ve bayağı bir ağacımız var yani. Ve alanımızı genişletelim. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde kazmaya devam ediyorum ve baltam kırıldı. Evet, baltam kırıldı ve şu ağaç bayağı büyükmüş yani. Kaz kaz maşallah bitmedi. Şuna bakar mısınız? Bayağı bir şey çıkarttılar yani. Hayır, aşağı bir şey düştü. Neyse. Bu arada arkadaşlar şeylerin alanını yani biraz daha genişlet demişsiniz. Neylerin alanını hemen söyleyeyim, bir saniye. Kafam karıştı. Ağaçların etrafındaki alanları biraz daha genişlet. Ağaçlar yani rahatlasın biraz diye demişsinizdir yani. Düşündüğüme göre iki tane ağaç boşa gitti. Evet. Gereksiz. Yaptık. Neyse. Yani alanım biraz daha geniş olsa arkadaşlar buraları büyüteceğim ama tabi alanım biraz dar olduğu için yani böyle yaptım, mecburen böyle yaptım daha doğrusu. İnşallah alanımız genişler ve daha büyük yaparız yani. Şu ağaçları da yine ekelim. Aa, şurada ağaç kalmış. Hop, seni alırım, kaçmak yok. Şuraya ekelim. Evet, yatmaya gitmemiz lazım, akşam oluyor. Yatağımızın yanında da ağaç düşmüş. Evet, iyi uykular bana, günaydın bana. Güzel. Hemen hızlı bir şekilde balta yapalım. Şöyle hızlı bir şekilde güzelinden bir balta yaptık ve baltayı buraya koydum. Bu arada yani ekinlerimiz de büyüyor. Çok iyi abi. Bunlardan hayvanlar falan büyütürüz yani. Güzel oluyor. Şuralara tohum ekelim artık. Çapa. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde ağaçların kesimini bitirdim yani. Bayağı zor oldu ve şurada bir ağaç kalmış. Hemen onu da gördüm. Evet, bu ağacımızı da kestik. Şurada da var abi. Bayağı bereketli bir ağaçmış yani. Bayağı kütüğümüz oldu sayesinde. Yani şuna bakar mısınız? Bayağı bir şeyimiz var. 4 tane de buğday varmış. Hemen bunları bir koyunları çiftleştireceğim. Şöyle bir, şöyle iki. Bebek koyun. Hadi bebek koyun. Evet, iki tane double bebek koyunumuz var artık. Çok iyi abi. Şundan şöyle bir yemeğimizi alalım. Hadi ona da yemek verelim, aç kalmasınlar. Şöyle verdim abi. Evet, bebek inek, bebek inek. Yes, güzel.
Şunları hemen koyalım arkadaşlar ve yolumuzu yapmaya başlayalım. Bayağı bir meşe kütüğümüz var bu arada. Evet arkadaşlar, olan meşe kütüklerin hepsini oduna çevirdim ve bayağı odunumuz oldu. Şunları hemen bir yarım blok yapalım. Üf, izleyin şimdi arkadaşlar. Bir sürü yarım bloğumuz olacak. Lak. Evet, 6 stek yarım bloğumuz var sanırım. Ve şuralarda da vardı. Güzel, güzel. Bu arada inekten bir yemek alalım. Aa, buraya da fidan düşmüş. Abi her yerimiz fidan, her yer. Çok iyi. Evet arkadaşlar, isterseniz gerekli malzemeleri alalım ve yani alanımızı genişletmeye başlayalım ve bugün şey yapacağım. Tarlamı biraz daha geliştireceğim. Şuna baksanıza, çok bereketli bir tarlamız var yani, çok güzel. Hemen fırına bir şey yapacağım yani, demirler eriye dursun. Evet, başlayabiliriz. Later. Evet arkadaşlar, biraz çit almamız lazım. Çit lazım, gerekli bir şey. Ve biraz da şuradan yapacağım yani, yetmez diye. Evet arkadaşlar, biraz da şuradan yaptım ve şu kadar da bloğumuz var. Bunları koyacağım hemen. Evet arkadaşlar, olabildiğince yapmaya çalıştım ve burayı güzel bir şekilde yaptım. Yani bayağı uzun sürdü. Şöyle de göstereyim, hiçbir bloğum falan kalmadı yani neredeyse. Çitlerim kaldı, onları da yerleştireceğim, göstermek için yapıyorum. Burayı büyük ihtimalle arkadaşlar şey yapmayı düşünüyorum. Ne yapmayı düşünüyorum hemen söyleyeyim yani. Çiftlik yapmayı düşünüyorum. Şuralara hayvanları falan koyarız. İşte böyle bölümlerine ayırdım. 10x10 burası. Buralarda 5x5. Buraya da genellikle sandığımızı koyarız. İçine yiyecekleri falan koyarız diye düşünüyorum. Arkaya da bilmiyorum, orman gibi yapabilirim şurayı falan. Şimdi aklıma geldi daha doğrusu. Şu çitleri de hızlı bir şekilde koyayım isterseniz. Sonra devam edelim. Evet, bir yapı hatası yapmışım sanırım. Onu sonra düzeltirim. Şuraya koyacağımız yere blok koymamışız. Hemen gidip bir blok alalım ve orayı düzenleyelim. O 64'lük bloklarımız falan varmış. Bunlar şimdi ihtiyacımızı görür yani. Güzel. Sandığı da şimdilik alalım. Evet, burada da güzel şeyler varmış. Güzel. Evet arkadaşlar, bu kadar her şey yaptım yani. Devam edelim isterseniz. Evet arkadaşlar, sonunda bitirdim. Yani bayağı yoruldum açıkçası ve bayağı güzel oldu. Şöyle göstereyim. Şu tarafa büyük ihtimalle küçük baş hayvanları, bu tarafa büyük baş hayvanları yani inek, koyun gibi. Buraya da nasıl diyeyim, tavşan. Başka ne var? Bir saniye. Başka ne var abi? Domuz olsun. Domuzlar belki keseriz yani, bilmiyorum. Biliyorsunuz biz Müslümanız, domuz yemeyiz. Neyse, bu arada şaka yapıyorum yani, oyundayız sonuçta. Başka ne vardı abi? Küçük bir tane daha dostumuz vardı. Ha, tavşan. Tavşan da, tavşan diyorum. Tavuk, tavuk. Abi hayvanları karıştırdım. Tavuklar da filan onları oraya koyarız yani diye düşünüyorum. İsterseniz hızlı bir şekilde onları getirelim. Bu arada bayağı dağılacaklar gibime geliyor. İnşallah dağılmazlar. Şuradan yemek almamız lazım onları. Bu arada buğdayımız yok ki. İnşallah şu buğday olmuştur. Hayır, üstüne atladım abi, olmaz. Tamam, güzel. Bu buğday olmuş en azından. İyi ki olmuş yani. Yoksa şimdi sıkıntıydı cidden. Abi her şeyi ezerek geliyorum ya. Dev adam gibiyim var ya, çok iyi. Şuradan havuç alalım. Evet, küçük dostlarımızı önce götürsek bence daha mantıklı olur. Bu arada orayı arkadaşlar yün yapacağım üstünü. Daha mantıklı olabilir. Yani biz geçebiliriz, hayvanlar geçemez en azından. Bu arada tavşanlar acaba geçebiliyor muydu? Hiç aklımda değil yani. Hiç hatırlamıyorum daha doğrusu. Yumurtaları isterseniz bir orada kıralım. İnşallah küçük bir dostumuz çıkar yani, tavuklar çıkar diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Bu arada şurayı da kapatalım. Çubuğumuz bir tane mi kaldı abi? Şansa bakarsanız. Bu arada demin yanlışlıkla çubuk dedim. Onu fark etmemiş sayın. Evet. Evet arkadaşlar, beyaz halı yani iki tane yünden yapılıyormuş ve benim 3 tane değil 4 tane halıya ihtiyacım var. O yüzden şimdilik çit kapısı yapacağım. Evet, şimdilik dekorasyon güzel durmuyor ama şurayı kıracağım ve yani iki şey yapacağım. Yani şu şekilde hemen göstereyim. Evet, şuradan geç, şurayı da kırmamız lazım normalde ama artık yaptığımızda yünü kıracağım orayı. Bu arada arkadaşlar, yani şeylere yavaş vur demişsiniz. Yani ben de alışkanlık olduğu için hızlı vuruyorum. Şuralar bu arada kıralım, gelemiyorlar. Gelin küçük dostlar. Bu arada yumurtaları kıracaktık, unuttuk bak. Görüyor musunuz? Evet. Kimse neden gelmiyor abi? Çok ilginç. Hadi dostlarım, biraz hızlı. Havucu yiyeceğim şimdi ya. Abi hızlı gelin, hızlı hızlı, hadi dostum. Bu arada bunlar buradan geçebiliyor mu? Evet, geçemiyor. Şurayı kıralım. Sen burayı değil, şurayı kıracağız. En azından tavuklar biraz hızlı geliyor yani. Tavşanlar çok yavaş geliyor, o sıkıntı biraz. Evet, tavuklar da kaptık. Hemen şöyle kapıyı kapatalım, çıkmasınlar. Sanırım sadece büyük baş hayvanlar kaldı. Aynen abi, hepiniz gelin bakalım dostlarım. Hey maşallah, sürü sürü. Arkada kalmayın küçük dostlarım. Küçük dostlarım diyorum. Adamlar dev gibi ya, koca adamlar. Bak, bir tanesi orada kaldı. Garip garip bakıyor. Evet, ilginç. Siz buradan sığamazsınız, evet, normal olarak. Evet, hala sığamıyorlar. Şurayı da kıralım. Tamam, gelin bakalım. Abi bu ne, kimse girmiyor ya. Ha, şükür. Şöyle kapat abi, şurayı kıracağız. Bir de koyun getirmemiz lazım. Gel bakalım dostum.
Bir saniye, ben yolu karıştırdım. Nereden kırmıştık? Şurasıydı sanırım. İnşallah doğrudur bu arada. Şu 3, şu 4, şurası 5. Aynen. Şöyle 3, 4, 5. Şurası 5. Evet, karıştırdık. 3. Yok yok yok, buradan kırmayacağız. Beyler biraz geri çıkın. Bak çok karışıktır yapıyorsunuz. 4, 5. 4, 5. Tamam, doğru. Gelin bakalım. Evet arkadaşlar, sonunda büyükbaş hayvanları da kattık. Yani bayağı yorucu bir işte. Hayvanları falan katmak, özellikle tavşanlar çok yavaş geliyor. Şuraları falan yün şeylerle yapacağız. Bu arada hazır elimizde şey kalsaydı da şey yapsaydık, şuraları şey yapsaydık, neyse. Bir isterseniz gidip arkadaşlar meşale falan alalım. Yani oraları ışıklandırmamız lazım. Evet arkadaşlar, bayağı bir meşale aldım. Bayağı bir dedim de yani 18 tane, pek fazla bir şey yok. Şimdilik şöyle koyacağım hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde yaptık yani. Bak oraya şey yaptım, hala bir yol cripple dolmuş. Creeper, sen orada nasıl oldun şimdi? Seni ben nasıl öldüreceğim abi? Patlama! Sakın. Bak sakına diyeyim. O kadar uğraştım. Gidip orayı sakın bozma. Sana böyle uzaktan vura vura öldürürüm. Evet aldım. Headshot attım sana. Evet. Evet neyse, isterseniz arkadaşlar hızlı bir şekilde şu sandıklar da elimizde kalmış yani. Şöyle koyalım. Evet, güzel bir şekilde oldu. Şunun üstüne de koymamız lazım ama nasıl koyacağız? Üstüne bu arada koysak mı? Şöyle yanlarına da koyabiliriz. Bence yanlarına koysak daha şekil durabilir. Aynen, şuraya da bir tane koyarız. Güzel bir şekilde durur ama şimdilik şunu da yana koyacağım. En azından güzel dursun diye. Şöyle yapalım. Evet, güzel durdu bence. Şöyle alırız, gireriz falan. Güzel durdu. Belki orayı ileride yol yapabiliriz. Evet arkadaşlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani ellerim ayaklarım bayağı yoruldu yani. Bayağı da bir saat olmuş mudur? Olmuştur. Bayağı olmuştur yani. Bir saat olmuş olabilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.